Nenem duyuyor mu? Bir gün 4 Hintli bir mescitte namaz kılarken içeri müezzin girmiş. İçlerinden birisi ey müezzin ezanı okudun mu demiş. Müezzin cevap vermeden ikinci Hintli hemen araya girmiş. Sussam namazın bozuluyor demiş. Bu sefer üçüncü Hintli araya girmiş. İkiniz de susun namazınız da bozuldu. Beni de bozuyorsunuz demiş. Dördüncü Hintli de Allah'tan ben namazımı kıldım. Sizin gibi kuyuya düşmedim demiş. Ama o dördüncüsü de namazının tam ortasındaymış. Oradan müezzin hiçbir şey demeden ayrılmış. Yani burada şunu anlatmak istiyor. Biz önce kendi günahlarımızı, kendi işlediğimiz hataları öğreneceğiz. Öyle düzelteceğiz. Başkalarının hatalarını düzeltmeye yöneleceğiz. Bir de diğer hikayeydi Hazreti Musa'nın. Önce kendi hatalarını düzeltecek, ondan sonra başkasının. Buna benzer bir de anlatmış olduğun Hazreti Musa vardı, onu da anlat. Çobanla. Hadi anlatın, dinleyin. Peygamber Efendimiz'in kızı Fatıma annemiz vefat ettiğinde onu gömmeye gitmişler. O zaman Hazreti Ömer toprağı gömdükten sonra demiş ki ey toprak sen Hazreti Fatıma'ya iyi bak demiş. Toprak dile gelerek ey Hazreti Ömer ben kimliğe bakmam, kalbe ve ilme bakarım demiş. Bununla ilgili bir tane. Bir gün Hazreti Musa yoldayken bir çobana rastlamış. Çoban Allah-u Teala'ya şöyle sesleniyormuş. Ey Rabbim gel senin saçını tarayım. Ey Rabbim gel sana bir sarılayım. Ey Rabbim gel kıyafetine yama yapayım. Hazreti Ömer bu sözcükleri duyunca hemen çobanın yanına gitmiş. Çobana ey çoban sen bu sözlerle Allah-u Teala'ya yaklaşamazsın. Bu sana zarar getirir demiş. Çoban da üzülerek oradan ağlaya ağlaya uzaklaşmış. Sonra Hazreti Musa'ya şöyle bir ayet inmiş. Bu da Kur'an-ı Kerim'in bir suresinde anlatılıyor. Ey Musa ben kalbe bakarım. Sözcük, cümle benim için geçerli değildir. Kalp ve ilim içindir. Ben kalp ve ilme bakarım. Sözcüğe bakmam demiş.